Giyimleri ve yaşam tarzlarıyla modern hayata adeta meydan okuyorlar. Harediler dünyanın dört bir yanındaki Yahudiler arasında ilk bakışta göze çarpıyor. Ultra Ortodoks Yahudiler olarak da bilinen Haredilerin yaşam pratikleri İsrail'de her daim tartışma konusu. It is a rebellion against modernity. It sees the modern world as polluted, corrupt and degenerate, and it believes that the only good things are within their own Jewish tradition. Grup son olarak koronavirüs salgınında İsrail'de uygulanan önlemlere karşı gösterdiği dirençle gündeme geldi. İsrail'de nüfusun %12'sini oluşturan Harediler toplumun en yoksul kesimlerinden birini oluşturuyor. Yahudilerin tabii ciddi bir entegrasyon problemi olduğunu söyleyebiliriz İsrail toplumuyla genel olarak. Çünkü bütün hayati varlıklarını Tevrat'ı okumak ve Tevrat'ı tatbik etmek üzerine şekillendirmiş olan bu Yahudi topluluğunun İsrail devletiyle de ciddi problemleri bulunuyor. Bunlar hem askere gitmiyorlar hem de devletin çeşitli kurumlarında yani herhangi bir şekilde çalışmaya karşı bir tavırları söz konusu. Harediler teknolojiden uzak, izole bir hayatı tercih ediyor. Kalabalık aileler halinde yaşıyorlar. Devletle olan temasları ise minimum düzeyde. Harediler uzun bir süre boyunca koronavirüs kapsamında ülke çapında alınan önlemlere de kulak asmadı. It doesn't always listen to what instructions come through from the secular world. And even when they go through their rabbis, they don't always listen. There's a certain resistance to that. But nevertheless, they are a separate entity and therefore they have not followed through on the instructions concerning the COVID-19 pandemic in the same way that other segments of society have. Bu tavrın bilançosuysa ağır oldu. Haredilerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde vaka sayıları ülke ortalamasının oldukça üstünde seyretti. Özellikle Haredi nüfusun en yoğun olduğu yer olan Bnei Barak şehri ve Kudüs'te yer alan Haredi mahalleleri vaka sayılarında ön sıralarda yer aldı. Bnei Barak ülkede nüfus sıralamasında 9. şehir olsa da vaka sayısında 2. sırada yer alıyor. Yetkililer Kudüs'teki vakaların da %75'inin Haredilerin mahallelerinde görüldüğünü kaydetmişti. İki yerleşke içinde giriş çıkışlar kapatılarak bu bölgeler bir süreliğine karantinaya alınmıştı. Salgının yayılımını önlemek için Haredi mahallelere müdahale etmek zorunda kalan güvenlik güçleri ilk günden itibaren ciddi bir dirençle karşılaştı. Bu tür önlemlerin hem dini eğitimlerine ciddi manada hani darbe vurduğunu hem de toplu ibadet yapmalarını engellediği gerekçesiyle bu tür şeyleri, bu tür reaksiyonları ortaya koyduklarını da ifade etmiş olalım böylece. Ülkede eleştiri oklarını en çok üstüne çeken isimse kendisi de Haredi olan Sağlık Bakanı Yaakov Litzman oldu. Litzman, salgının ciddi bir tehlike olarak görüldüğü günlerde bile Mesih'in kurtarıcı olacağını iddia ederek dini toplantılara katılmaya devam etmişti. Ancak kısa süre sonra 72 yaşındaki Litzman'ın COVID-19 testi de pozitif çıktı. Karantinada durumu stabil hale getirilen Litzman'ın kendi topluluğunu yeterince bilgilendirmediği ve bu yüzden Haredilerin bilinçsizce karantinaya direnç gösterdiği yöneltilen suçlamalar arasında. İsrail'de şu ana kadar COVID-19 tespit edilen vaka sayısı 15 bini aşarken ölü sayısı ise 200'ün üzerine çıkmış durumda. Salgın, ülkede zaten mevcut olan Haredilerle seküler kesim arasındaki gerilimi de bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Bu ihtilafın bitmesi ise kısa vadede mümkün gözükmüyor. That resentment is not going to go away until that community shares the defense burden and becomes also part of the commercial and industrial development of Israeli society. So that tension will remain. Harediler geleneksel değerlerini her koşulda muhafaza etme peşindeyken, seküler kesim, Haredilerin bu tutumunun bedelini tüm toplumun ödediğini düşünüyor.
Bu gerilimin COVID-19 bilançosuna nasıl yansıyacağı ise merak konusu.